bir savunma tandemi çıkıyor bence şu anda. Yani 5 gol olur muydu emin değilim. Biraz daha mücadele gösterebilirdik diye düşünüyorum. Yok, fazla fazla bizi zorlama. O kadar da abartma. O kadar abartmayalım. Rıza Hoca'nın basın toplantısı başlıyormuş, bir izleyelim. Şimdi tabii ki bu maça biz hazırlanırken istediğimiz şekilde hazırlanamadık. Şöyle hazırlanamadık. Takımımızın %70'i sakat. Ve istediğimiz oyuncularda maalesef çıkamadık. Sahaya çıkamadık. Baktığınız zaman herkesin yeri değişikti. Çoğu arkadaşımız zaten kendi mevkisinde değil, başka mevkide oynadılar. O da tabii ki istedikleri verimi de veremediler. Onun için yani üzgünüz. Ama maalesef şu anda bizim ben geldikten sonra, yani benden önce de olmuş zaten, sakatlıklarla uğraşıyoruz. Şu anda çok oyuncumuz sakat. Özellikle de defanstaki oyuncularımızın hemen hemen hepsi sakat. Baktığınız zaman da bugün sahaya çıkarken de sabah buraya gelirken de yani en son bir arkadaşımıza sakatlandı. Oynar diye bekliyor. O da bir defans arkadaşımız. O da sakatlandı. Oynamayacağını söyledi. Yani bizi bu şey, bu maçtaki en büyük sıkıntımız sakatlıklardı. Yani arkadaşlarımızın olmamasıydı. Bir de biliyorsunuz zaten bizim Konfederasyon Kupası'yla iddiamız yok. Daha önceden elenmiş bir takımız. Onun için bizim en büyük hedeflerimiz lig ve Türkiye Kupası. Bizim için bu maç da önemliydi ama bu maçtan daha önemli de Ankara Gücü ve Fenerbahçe maçımız var. Bizim şimdi bütün hedefimiz bunlar. İnşallah o zamana kadar sakat olan arkadaşlarımız da düzelirse o zaman istediğimiz şeyleri kesinlikle yapacağız. Yani yapmamak için de bir neden yok. İyi oyuncularımız da var ama dediğimiz gibi şimdi saymaya kalksam onun üstünü geçiyor yani sakatların. Bu da bizi maalesef istediğim şeyi yapmamızı engelliyor. Bugün de onu da gördük yani. Dediğimiz gibi arkadaşı bir orta sahayı alıp stoper yaparsak veyahut da bek oynamamış arkadaşı bek yaparsak, mesela bugün defansın hepsine bakın, üçü de ayrı ayrı yerde oynuyor. Sadece tek bir defans var. O da Omar. Onun dışında da maalesef defans adamımız yoktu. Bunun sıkıntısını kötü şekilde yaşadık yani. Ogün Şahinoğlu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Siz Beşiktaş'ın ruhunu en iyi temsil edenlerden, en iyi yaşayanlardan, yaşatanlardan birisiniz. Bugünkü mağlubiyet sizi teknik direktörün ötesinde bir Beşiktaşlı olarak da ayrıca üzmüştür. Buna eminiz. Beşiktaş taraftarı da bugün çok üzüldü. Ve biz evet çok sakatlık konuşuyoruz ama işin bir de ruh tarafı var. Oyuncuların bir mental kaybını gözlemliyoruz. Nasıl düzelecek? Beşiktaş taraftarı nasıl geleceğe umutla bakacak? Bir ışık almak istiyorlar. Bugün sanırım o ışığı da görememişler. Şimdi şöyle, bir kere her şeyden önce sabredecekler. Şöyle, ben de zaten bugün sadece taraftara çok üzüldüm. Yani biz bu maçı oynasaydık yani, veyahut da ben daha önce gelseydim veyahut da bu maçı bir ay iki ay önce sonra olan bir maç olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Yani ama şimdi maalesef elimizde yapacak bir şey yoktu. Bu, yani gerçekten elimizde oyuncu yok. Yani oynatacak oyuncumuz maalesef yok. Ben bunları mazeret olsun diye söylemiyorum. Ama inanın ben bundan önce de yaşadım. Ben Konfederasyon Kupası'nda turları da geçtim. Namalüp'te gittik biz oralara. Bizim de orada sakatlarımız oluyordu ama ben bu kadar sakat görmedim. Yani inanılmaz derecede sakatlıklar var. Eksik oyuncularla çıkma şansın yok. Her gelen en az 2 hafta sakat geliyor. Her gelen 3 hafta oluyor. Yani bir tanesini, hele bugün bir tane oyuncuyu bile yapamadık. Bir oyuncu dahi bulabilseydik bir stoperimiz daha olacaktı. O zaman ne stoper Onur oynayacaktı ne de başka biri oynayacaktı. Ama yapacak bir şeyimiz de yoktu. Bunu tabii ki durdurmanın yolu devreye kadar gitmemiz gerekiyor. Elimizdekilerle tabii ki devreden sonra mutlaka bazı değişiklikler %100 olacak, olması da gerekiyor. Yani yeni gelen yönetim mutlaka güzel şeyler yapacaklardır. İkisi de zaten şeyin değerli insanları Beşiktaş Kulübü'nün. O yüzden de tabii ki onlarla da ben de görüşeceğim her türlü her şeyde. Yapmalarını isteyeceğiz. Biz onlara güzel bir rapor çıkaracağız tabii ki. Ona göre de hareket edilecek. Yani ama burada tabii ki düzelmesi gereken bir sürü şeyler de var. Sizin dediğiniz gibi mental yorgunluk olabilir, başka bir şey olabilir. Ama bizim
Oynadım ben 3 tane maç oynadım. Bunu saymıyorum. 3 maçın 3'ünde de her maçtan sonra sakat çıktı yani maalesef. Bir türlü de tamamen iyileştiremedik, yetiştiremedik yani. Gürler Bey. Gürler Akdünbey'in Spor Hocam geçmiş olsun. Şimdi baktığımızda az önce siz de açıklamalarınızda belirttiniz. Çok fazla sayıda eksiğimiz vardı, sakatlarımız vardı. Şunu sormak isterim. Bir takımda bu kadar fazla sakatlığın üst üste ortaya gelmesi normal mi? Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Ben şimdi bizimle olduğu zaman biz yeni geldik zaten. Şurada 3 hafta falan oldu. Yani bilemiyoruz yani bizden önce çalışan arkadaşlarımız Şenol Hoca olsun, Burak Hoca olsun yani onlar mutlaka bizden daha iyi biliyorlar. Biz geldiğimizde zaten o sakatların hepsi vardı. Bayağı da vardı yani. O yüzden yani bir şey diyemiyoruz. Yani arkadaşlarımızı da suçlayacak değiliz yani onların dalına sebep oldu. Oldu ama yani. Yani oldu neden olduğunu bilemiyoruz yani. Ya aşırı yüklenmeden olmuştu büyük ihtimalle. Ama ben Şenol Hoca'nın çok tecrübeli bir teknik direktör. Nerede ne yapacağını çok iyi bilen birisi. Yani onu da bir şey diyemiyoruz. Kimseye de bir şey diyemiyoruz ama arkadaşlarım maalesef sakat. Yani yapacak bir şey yok yani. Oğuzhan Bey, sonra Emre Bey. Oğuzhan Genç Habertürk. Hocam iki başkan adayı var. Tabii bu başkan adayları sizle takımın durumunu, görüştüklerini ifade ediyorlar. Bu noktada evet. Sizin onlarla yaptığınız görüşmelerde yani takviye ihtiyacı noktasında bir kafanızda plan var mı? Kaç takviye gerekiyor? Hangi mevkilere takviye gerekiyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle onların hepsine tabii ki ben gerekli bilgileri vereceğim. Şu anda benim için biraz önce de söyledim 3 hafta oldu. 3 haftada çok şey gördük. Onun için orada tabii ki bazı şeylerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla. Onları tabii ki seçim bittikten sonra oturup raporumuzu güzelce hazırlayacağız. Ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın da çok iyi olmasını istiyorum. Onun için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bizim için maddi açıdan bir şeyimiz yok yani öyle bir beklentimiz falan zaten yok. Ama bu takımın da düzelmesi gerekiyor ve önümüzde de çok kritik maçlarımız var. Bunları bitirmemiz gerekiyor. Bizim şu anda ligde gayet iyi gidiyoruz. Şimdi önemli olan bizim en önemli maçımız Ankara Gücü maçı. Bizim Ankara Gücü maçını bizim iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben bugün mesela maçta ne Amiri ne de Getson'u oynatmak istiyordum. Hiç oynatmak istemiyordum. Çünkü ikisi de her maç oynamışlar, yorgunlar. Elimizde de sağlam, arka kalan sağlam iki tane arkadaşımız var. Başka yok, gerçekten yok. Yani o yüzden de onları korumaya çalıştım ama maça bir bakınca tabii ki mecburen onları da oynatmak zorunda kaldık. Onun için yani bir sürü şeyler var. Onların hepsini güzelce bir rapora döküp ondan sonra gelen başkanımıza da her türlü ayrıntılı şekilde raporu sunacağız. Ama takım iyi bir takım. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Ama tam şeydeki kapasitelerinde değiller. Onları iyi bir duruma tabii ki getirmek için de her şeyi yapacağız yani. Çünkü benim geldiğim bir kısa bir süreç oldu. Yeni yeni tanıyoruz her şeyi. O yüzden dediğim gibi başkan geldikten sonra, yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka dönebilir yani. Emre Bey size devam edelim. Emre Tandeber, GZT Spor. Hocam sahada kötü oyundan ziyade mücadeleden kaçınan bir futbolcu topluluğu da var gibi gözüktü tribünde. Sanki topu kaybedince rakibe pres yapmayan ya da rakibi kovalamayan futbolcular. Siz de düşünüyorsunuz bu durum bir kadro dışı getirir mi? Teşekkürler. Şimdi kadro dışı getirilmesi için başka sebep olması lazım. Yani o da biraz zor yani öyle bir şey yok ama sizin dediğinize katılıyorum. Yani şöyle bizim takım ısırmıyor. Agresif değil. O yüzden bizim onu düzeltmemiz gerekiyor. Biz bunun farkındayız. Yani daha yeni alıyoruz takımı. Ya şöyle zaten takımla biz toplu net bütün takım beraber antrenman bile doğru dürüst yapamadık. Çünkü biz geldik geldiğim gün başkanla görüştüm. Öbürsü gün maça çıktım. Maçtan sonra milli maç arası vardı. Bütün oyuncular dağıldı. Ondan sonra gittik geldik biz Sakarya'da. Ben takımı oyuncuları göreyim ve şeyi göreyim daha iyi diye. Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı ve diğer arkadaşlarımızı göreyim diye.
maç yapamadık. Neden? Orada da sakat çok fazlaydı. Tek bir tane Sakarya ile maç yapmak istedik. Ben iki tane maç istedim ama kadroyu bir gördüm ki bizim iki maç oynama şansımız sıfır yani sakatlıktan dolayı. O yüzden bekledik. Milli maçtan geldi arkadaşlarımız. Ondan sonra da orada da yüklenemiyorsunuz. Haftada 3 maç oynamışlar. Milli maçtan gelmişler diye. O zaman biz tempoyu yükseltmedik. Normal bir tempoyla çalıştık. Arkadaşlarımızın şey olarak mental olarak biraz düzeldiler. Ondan güvenleri geldi kendilerine. İyiydi, gayet iyiydi. Ama bu maç keşke olmasaydı. Yani benim açımdan diyorum keşke olmasaydı. Hazır değilim ben. Ben hazırım da takım hazır değil. Yani olmasaydı çok iyi olurdu ama maalesef oldu. Şöyle bir ay, iki ay sonra olabilseydi belki bu iş çok daha farklı olurdu yani. Hocam son bir soru var. Övünç Bey sizinle bitirelim. Hocam çok iyi bileceğiniz gibi böyle skorlar, özellikle kendi evinizde alınan böyle skorlar, özellikle büyük takımsanız skorun ardından hayat kaldığı yerden devam etmeyebilir. Takım içerisindeki bazı isimler için yönetim değişecek, teknik kadro değişti. Sizce yarın oyuncular normal bir sabaha uyanacak ve hayat kaldığı yerden devam edecek. Bir de siz şu anda oradasınız teknik direktör olarak, o yüzden size soruyorum. Bir direnç var mı oyunculardan teknik kadroya karşı, antrenmanlara, kamp yapım şekillerine, planlamalara karşı bir direnç var mı? Daha önce de bununla ilgili bir bilgi aldınız mı? Siz de o direnci hissediyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim. Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Ne direnci ki o? Öyle bir şeyin olması mümkün değil yani. Öyle bir şey kimse yapamaz onu. Ben kendi kararlarımı veririm, o olur yani. Başka bir şeyin olması mümkün değil yani. Oradaki öyle bir sıkıntı veyahut da oyuncularımızla öyle böyle didişme gibi veyahut da karşı karşıya gelme gibi bir şey olması da hiç mümkün değil. Sen az çok beni tanırsın. Öyle şeylere ben meydan vermem ama takıma zarar olan, olacak olan her şeyi de keserim önünde yani. Hiç fark etmez yani. Eğer öyle bir şey olduğu zaman kadro dışı olur. Başka şey de olur yani. Ama öyle bir şey yok şu anda yani. Hocam teşekkür ederiz. Başka soru yok, sonlandırabiliriz. Hadi iyi akşamlar.